Merhabalar, ben Tuna Hanniman. ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği mezunuyum. Çok uzun süredir de Ahmet ile birlikte süt ve süt ürünleri üreticiliğinde deneyim edinmekteyim. Merhabalar, ben Ahmet Mert Ulukurt. Türk Hava Kurumu Üniversitesi Uzay Mühendisliği mezunuyum. Aile mesleği olarak Kars ve yörelerinde süt ve süt ürünleri üreticiliği yapmaktayız. Yaklaşık 3 nesildir devam eden ve Türkiye'de önemli bir pazar hacmine sahip sütçülük geleneğini usullerine uygun olarak ilerletmekteyiz. Ahmet ile bir arkadaş grubunda tanıştık aslında. Önceleri sadece arkadaşlık tabii. Sonra bu yakın arkadaşlığımız zaman geçtikçe yerini kardeşlik ilişkisine bıraktı. Yıllardan beridir de sadece birbirimizle değil, ailelerimizle birlikte sürekli iç içe, irtibat halinde ve sohbet halindeyiz. Nesillerdir devam eden aile mesleğimiz bizim süt ve süt ürünleri üretimi. Üretim sırasında dikkat ettiğimiz bir sürü değişken var ama yıllardır en büyük problemi ham maddede yaşıyoruz. Toplanıp fabrikaya getirilen sütleri kalitesi değişken olabiliyor ve hatta sütlerde usulsüzlükler yapılıyor. Süte su karıştırılıyor, sütün yağını çalıyorlar, beklemiş, bozulmuş sütü satmaya çalışıyorlar. Tabii bunları denetlemek çok zor. Ürünlerde ve teçhizatlarda kayıplar verdik. Nasıl bunun önüne geçebiliriz diye Tuna Hanniman ile düşündüğümüz bir akşam bu girişimi hayata geçirmeye karar verdik. Bizim asıl amacımız dünya standartlarında ham madde kalitesine sahip olmamıza rağmen denetleme mekanizmasının eksikliğinden dolayı kalitesinde kayıplar oluşmuş sütü tekrar dünya standartlarına ve hatta bunun da üzerine çıkarmaktır. Bunu yaparken sağılan tüm sütlerin kimliklenerek hangi tarih, hangi bölge ve kimden alındığı, ne kadar bekletildiği, hangi kalitede geldiği analiz edilerek saklanılır. Bu sayede ülkede dolaşıma katılan daha kaliteli ham madde ile daha kaliteli son ürün elde edilmesini hedeflemekteyiz. Projemiz kısaca sütün takip edilebilir olmasını sağlayan ve her üreticinin ürettiği süte kimlik kazandırmayı hedeflemektedir. Bu sayede Türkiye'de süt ağı haritası oluşturarak sütteki usulsüzlükleri ortadan kaldıracak bir projedir. Aynı zamanda yeni nesil teknoloji kullanarak sahada süt analizi yapılmasını sağlayan ilk ve tek projedir. Bu proje aslında süt ile ilgili yeni bir uygulama alanı oluşturuyor. Hem akılda kolay kalabilmesi hem de bu ürünü sadece Türkiye piyasasında değil, uluslararası mecrada da tanıtabilmek adına Milk Application ismi üzerinden ilerlemek istedik. Kısaca Milk App dedik, bizce güzel doldu da. Mahallemize gelen sütçü amcadan süt alan annelerimizden tutun da ülkenin en büyük süt ürünleri işiyle uğraşan fabrikalarına kadar, kısaca süt ve süt ürünleri işinde sütün kalitesini belirleyen ve bu endüstriyel planlamada bu sütün hangi gıda grubunda ilerleyeceğine kadar ki tüm süreçlerde işinin ehli olmak isteyen herkes bizim hedef kitlemizdir. Bu proje dünyadaki diğer tüm süt analiz cihazlarından farklı olarak sütün olabilecek en hızlı şekilde sahada analiz edilmesini sağlamaktadır. Kullanılan teknolojiler itibariyle %99 oranında bir doğruluk seviyesi sunmakta ve güvenilirliği konusunda insanların içini rahatlatmaktadır. Ayrıca çevresel şartlardan etkilenmediği için de her ortamda ve her koşulda çalışmayı sürdürebilmektedir. Dünyada sahada entegre şekilde çalışan tek ürün olma özelliğini taşımaktadır. Ayrıca proje endüstriyel planlama imkanı da sunmaktadır. Bu sayede toplanan süt daha fabrikaya gelmeden hangi ürün için en iyi şekilde değerlendirilebileceğine yönelik raporu kullanıcıya bildirmekte ve üretim bir kademe daha hızlandırılmaktadır. Entegre veri tabanı sayesinde de geçmişe yönelik analizler yapılabilmekte ve geleceğe yönelik planlamalarda girdi olarak kullanılabilmektedir. Bu projeyi tasarlarken asıl amacımız üretime getirilen ham maddedeki kayıplara sebep olan kişileri tespit etmekti. Süreç içerisinde projeyi bu amaçla ortaya çıkardık. Süreci değerlendirirken proje evrimleşti ve böylece kayıpları ortaya çıkarmanın haricinde bu kayıpları engelleyebileceğimizi de fark ederek projeyi ilerlettik. Bu süreç içerisinde tuttuğumuz kayıtlar sayesinde istatistiksel çalışma yapılabileceğini ve Türkiye'ye ait bir süt kalite haritası ortaya çıkarılabileceğini gördük. Projeye bunu da ekledik. Fabrikalarda sütün toplanmasından sonra ne üretileceğine karar verilmesi için tekrar analiz edilmesine gerek kalmadığını anladığımızda da endüstriyel planlama modülünü bu sisteme eklemek istedik. Bu sayede proje bir kar tanesiyle başlayıp kocaman bir kar topuna dönüştü ve sisteme ham madde üzerinde açıkları kapatma konusunda katkı sağladı. Bu projeyi diğerlerinden ayıran en büyük özellik mobilitesidir.
Bugün bu kadar kolay taşınabilen ve sahada operasyon gösterebilen başka bir ürün bulunmamaktadır. Ayrıca piyasadaki diğer süt analiz cihazları 60 ile 90 saniye arasında ölçüm yaparken bizim sistemimiz 10-12 saniyede ölçümünü tamamlamaktadır. Verileri ise hem yerel hem bulut ortamda saklayarak geçmişe yönelik kayıt inceleme imkanı sunmaktadır. Cihazlarımıza entegre ettiğimiz sistemlerle toplama araçlarını ve süt kalite bilgilerini de anlık olarak görüntüleyebilmektedirler. Tüm bunları hem mobil bir yazılımla hem de bir web servisi ile yapabilmektedirler. Sistemimiz kolay kullanımı sayesinde her kesimden kişi tarafından da kolayca kullanılabilmektedir. Ayrıca bir eğitim gerektirmemektedir. İçerdiği entegre muhasebe yazılımı ile birlikte de ham madde ve ürün üzerinden özel olarak muhasebe hesaplamaları yapılabilmektedir. Proje geliştirme aşamasında sütün canlı bir materyal olması sebebiyle anlık analizin şart olduğunu gördük. Geliştirme aşamasındaki analizlerimiz için ineklerden süt sağılır sağılmaz çalışmalarımıza hızlı bir şekilde başlamamız gerektiğini anladık. Canlılık yapısını uzun süre koruyamayan sütü depolayamayacağımız için çalışmalarımızı gün içerisinde kısa sürelere sıkıştırmak zorunda kaldık ve bu sürelerde Ar-Ge yapmamız gerektiğini gördük. Ayrıca yeni bir teknoloji kullandığımız için genellikle firmaların ticari kaygılarından dolayı yeterli araştırma ve bilgi kaynağına ulaşamadık. Ar-Ge sürecinde hem zorlayıcı hem de yıpratıcı oldu bu sebepler. Yetersiz bilgi kaynağı sebebiyle birçok geliştirmeyi deneme yanılma yoluyla tamamladık. Ancak yeterli olgunluğa ve teknoloji seviyesine eriştik. Bu sayede ürünü çalışabilir ve test edilebilir hale getirdik. Kitle fonlaması ile yeterli maddi kaynak sayesinde projemizin zorlu süreçlerini yatırımcılarımız ile birlikte hızlıca aşabileceğimize inanıyoruz. Bu zorlu sürecin sonunda kazanımlarımızdan emin olduğumuz için yatırımcılarımızın desteğiyle bu kazanımları hep birlikte kazanmayı istiyoruz. Kitle fonlamasının hemen ardından iş planımızı kaldığı yerden hızlı bir şekilde devam ettirip sürecimizi katalize etmek istiyoruz. Planlamalarımız dahilinde hızlıca iş paketlerimizi tamamlayıp satış hedeflerimize yönelmek istiyoruz. Kısa vadede ürünümüzü son ürün olgunluğuna getirip satışa çıkmayı hedefliyoruz. Ürünümüz ile geliştirdiğimiz yan ürünlerimizi de bu süre zarfında ortaya çıkarıp piyasada yer edinmesini hedefliyoruz. Orta vadede pozitif kar elde edip şirketimizi Türkiye piyasasında büyütmek ve bu büyüme sırasında yeni bir yatırım turuyla gücümüze güç katmak istiyoruz. Uzun vadeli hedeflerimizde ise Orta Doğu ve Balkan piyasasında kendini ülkemizde ispatlamış olan ürünümüzle pazara çıkmak istiyoruz. Bu sayede dış ticarette de yerimizi almış olmak istiyoruz. Temelde B2B olarak iş modelimizi şekillendirmiş bulunuyoruz. Müşteri analizlerine göre daha çok firmalarla, birliklerle ve kooperatiflerle çalışacağımızı öngörmekteyiz. Türkiye pazarında aylık en az 850 bin ton süt üretimi gerçekleştirilmektedir. Ulusal Süt Konseyi'nin raporlarına göre üretilen bu sütlerin yaklaşık %45'i köylüler tarafından üretilmekte ve süt araçlarıyla toplanmaktadır. Süt araçlarının ortalama hacimlerini 1,5 ton olarak kabul edebiliriz. Türkiye'de ise süt birliklerine kayıtlı araçların sayısı ve eldeki verilere göre hesaplama yaparsak Türkiye pazarında mobil araçlarıyla süt toplayan 8000 adet süt aracı bulunmaktadır. Bu da potansiyel olarak 8000 adet ürünü ortaya koymaktadır aslında. Bu pazarda ise mobil hizmet verebilecek tek ürün, tek süt analiz cihazı bizim geliştirdiğimiz üründür. Bu ürünü geliştirme süreçlerinde kendi başımıza gelen sorunları çözmeye çalıştığımız için, bölgeden sorunları dinlediğimiz için üreticiler ve fabrika sahipleri ürün için daha bitirmeden sipariş vermeye başladılar. İlk etapta bu siparişleri tamamlamaya çalışacağız. Daha sonrasında da bölgesel bayilikler ve distribütörlükler vermeyi düşünmekteyiz. Türkiye'nin ilk ileri teknoloji süt analiz cihazını yerli imkanlar ile üreten firması olacağız. Bunun yanı sıra yerli üretim, yerli servis oluşturacak. Ayrıca 3 yıl sonunda Türkiye'nin en büyük süt analiz hizmet sağlayıcısı olmayı hedeflemekteyiz. 3 yıl sonunda Türkiye'nin en büyük süt veri bankası olmayı hedeflemekteyiz. Milkep ile gelecek 5 yıl içerisinde 50 milyon TL net kar beklemekteyiz. Türkiye pazarının %20'sinden fazlasına erişmeyi hedeflemekteyiz. Firma olarak 5 yıl içerisinde kalifiye personel yetiştirme faaliyetleri yürütüp ekip büyümesini sağlayacak ve yüksek teknoloji üretimi için çalışacağız. Bu projeyle daha önce Türkiye'de düşünülmemiş büyük bir açığı kapatıyoruz.
pazarda yeni bir kapı açarak doğrudan hedefe yöneliyor ve bu pazarı canlı tutabileceğimize sonuna kadar inanıyoruz. Yapılmamışı yaparak Türkiye'de ilk olacağımızı bildiğimiz kadar yatırımcılarımızın da bunu bildiğini biliyoruz. Bu nedenle bizi yatırım yapacaklarına sonuna kadar inanıyoruz. Gelecek 5 yıllık büyüme ve ilerleme hedeflerimize bizimle ortak olmak için bize yatırım yapmaları gerektiğine inanıyoruz. 5 yıl içerisinde hem ulusal pazarda hem de uluslararası pazarda aktif satış yapabilecek bu şirketi birlikte büyütmek için yatırımcılarımızı bize yatırım yapmaya davet ediyoruz.